Evet, aslında Beşiktaş'ta konuşabileceğimiz konular var. Ama öncesinde bir Gökhan İnler gelişmesiyle başlamak istiyorum. Çünkü dün de zaten duyuruldu. Gökhan İnler Beşiktaş'ta artık bu sene oyuncu olarak seneye de artık böyle teknik heyete sanırım katılma amacıyla. Beşiktaş böyle bir transfer gerçekleştirdi. Taraftarlardan da bu transferle alakalı yorumlarını rica edeceğim. Soruları varsa onlar da paylaşabilir. Fatih Davao'nun bizimle olduğu süre boyunca sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Gökhan İnler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu transferi nasıl yorumlarsınız? Öncelikle Gökhan İnler bir Beşiktaş serüven olmuştu. Napoli başta olmak üzere çok kendisine iyi bir futbolculuk kariyeri yaptı. Ve Beşiktaş'ta gidiş hikayesini hatırladığım zaman şöyle bir hikayesi vardı Gökhan'ın. Ben oturarak para kazanmayı tercih etmiyorum. Yani yedek kulübesinde oturarak para kazanmayı tercih etmiyorum. Beşiktaş'ta da böyle bir durum oluştu. Ben gideyim, oynayarak para kazanacağım, başka bir takımda oynayayım dedi. Biliyorsun dünyada birçok futbolcu var. Oturarak para kazanır, kulübede kalır, kadro dışı kalır, param alayım gerisi önemli değiller. Ama bir de parayı kazanmıştır, oynamak ister. Gökhan o ikinci gruba giriyor. Yani o gün Beşiktaş kulübesinde oturarak Beşiktaş'ta kalmak yerine başka bir takıma giderek orada oynayarak kazanmayı tercih etti ve bu süreçte de kazandı. Belki o dönemde şu söylenebilirdi. Neden Beşiktaş'tan gitti? Burada kalıp mücadele edip savaşabilirdi. Yeteneklerini ortaya koyabilirdi. Ama olabilir. Yedekliği kabul etmediği için o dönemde de bu yaklaşımını mantıklı ve hoş bulmuştum. Gerekli bulmuştum. İyi bir Beşiktaş'ta olduğunu söylüyor zaten. Biz de biliyoruz. O yüzden işin açıkçası birazcık şunun altını çizelim. Geliş hikayesinde de biraz ilginçlikler oluştu. 3 ay önce hoca Bayram Bektaş hoca ayrılınca yerine kim geçecek tartışması olmuştu. O dönemde Gökhan İnler de teklif gönderilen oyunculardan bir tanesiydi. Bunun altını çizelim. Ve Gökhan İnler ne demişti? Ben bir yıl daha futbol oynamak istiyorum. İlginç olan şu. Yani Gökhan İnler bir yıl daha futbol oynamak istiyorum dedikten sonra Beşiktaş'ın antrenörlük hatta daha sonra yani Ceyhun Kazancı'nın istifa etmesi sportif direktörlükle adı geçti. Hani nasıl oldu? Acaba Ceyhun Kazancı'nın girişinde Gökhan İnler'in o görüşmeleri var mı? Gökhan İnler neden bu gazeteci soruları kafa karıştırıcı bazen aklınıza geliyor. Onu da tam bilemiyorum ama Gökhan İnler'in ismi antrenör iken konuşulurken ve başka bir takımda oynamak için gitmişken ve Gökhan İnler hiçbir kulüpte görüşmedi ya da görüştüyse biz bilmiyoruz. Bir an önce geldi işte artık transferin son dönemine kadar Gökhan İnler bir anda Beşiktaş'a futbolcu olarak döndü. Bu biraz şaşırttı tabii. Yani ben baştan Gökhan İnler'e futbolcu, sportif direktör olarak düşünüyoruz deselerdi, ya Ceyhun Kazancı'yı gönderilecek mi derdim o dönemde ki o zaman gitmemişti. Antrenör olarak düşünüyoruz dediler. O zaman mantıklı gördüm çünkü çok kaliteli, tecrübeli, hocaya da işte Burak Yılmaz gibi değer katabilecek, Avrupa vizyonu olan, network'ü iyi olan, birçok dil konuşabilen, dört dil biliyor. Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir antrenör derdim. Ve duruşuyla da sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir isim, iyi izler bırakmıştı. Çok fazla vakit geçirmememize rağmen. Olumlu bakardım. Tabii bir anda futbolcu Gökhan İnler gelecek, işte jübile yapacak Beşiktaş'ta. Arkasından sportif direktör olacak. İşte Napoli maçıyla bir veda yapacak. Belki bu maçtan bir gelir bekleniyor. Belki oradan doğacak gelir Gökhan İnler'in bütün maaşını da karşılayabilir. Bilmiyorum ama işin şey tarafı jübile teklifi soruları doğuruyor. Yani kafam bazen biraz farklı çalışıyor. Kusura bakmasın Beşiktaş taraftarlar. Yani Beşiktaş'ta en son ne zaman jübile yapıldı? Kime jübile yapıldı? Mesela İbrahim Üzülmez efsanedir. Jübile yapıldı mı? Mesela Sergen Yani Hoca'ya jübile yapıldı mı? aslında Ya mesela şunu da Tayfur merak Avcı'ya ediyorum. yapıldı mı? Ya Tayfur'a yapıldı, özür Barışma'ya dilerim. da yapılmadı En bu son arada jübile. Tayfur'a jübile yapılmamıştı. Şimdi Quaresma da daha bırakmadı. Yani Evet. Quaresma'nın da oynama niyeti var. Şimdi izleyicilerimizden de doğal olarak şu yorumlar geliyor. Gökhan İnleri alabiliyorsak Quaresma da gelebilirdi o zaman şeklinde. Yani işin açıkçası benim bam telime dokundun. Tabii ki yine baştan söylüyorum Gökhan İnler'in sportif direktör olarak düşünülmesi, antrenör olarak düşünülmesi, böyle bir değerin Beşiktaş'a kazandırılması ve Beşiktaş'ın Ben Avrupa Şenol vizyonuna Hoca'nın kadar çok olumlu bakıyorum. Şenol Hoca ilk geldiğinde sen de oradaydın abi. Basın toplantısında ben Quaresma sorusunu sormuştum. Baba oğul gibiydiniz, onu yeniden düşünür müsünüz? Ben onu artık teknik kadroda görmek isterim. Ben giderim, o gelsin şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi madem teknik heyete de gelecekte yatırım yapılıyor,
Bence Quaresma da en azından bir tane. Çünkü baktığımda aynı yaştalar. Gökhan İnler de Quaresma'da. Evet, Quaresma'nın bir oynamadığı bir süre oldu ama bireysel çalışmalarına da devam ettiğini sürekli sosyal medya hesaplarında gösteriyordu. Bilmiyorum sen yani, yok ben de zaten tweet attım bu konuyla. Hani 39 yaşında Gökhan Töre 40'a dayandı. 40 az kaldı şurada. O da 84'lü. 39 yaşında. Quaresma da 40 yaşında. Şimdi Quaresma'da baktığın zaman çok bireysel çalışmalarını çok yapan bir fit bir isim hala zorluyor. Belki bir 30-35 dakika Gökhan İnler kadar. Gökhan İnler hani performans olarak söylüyorum, kalite olarak söylemiyorum. Quaresma başka bir seviyedeydi. Oynayabilir. Yani böyle bir romantizm yapılıyorsa, böyle bir formül oluşturulduysa, yani bir formül oluşturabilirsiniz. Gökhan İnler'i aldık kadroda. Hani maaşın açıklanmadı. Ben dün sordum. Biraz ya dedim yani antrenör olarak spor direktör olduğunu düşünün oyuncuya bir yıllık sözleşme ne demek? Yani 5 yıllık taşta 30 yıl oynamadı ki, 20 yıl oynamadı ki, 1 yıl oynadı. Yani bu jübile hakkını nasıl kazanıyor bir oyuncu? Yani Gökhan İnler'e yanlış anlamasın. Yani Beşiktaş'ta Gökhan İnler'e gelene kadar bu kulübe yani 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl, 6 yıl daha fazla hizmet etmiş oyuncu var. Yani Gökhan İnler'in Beşiktaş'taki şeyi nedir? Yani jübile karşılığı nedir? Napoli ile jübile yapacağız. Arkadaş sen buna kim karar veriyor mesela? Yönetim karar verdi. Eyvallah saygı duyuyoruz. Beşiktaş başkanı karar verir ama şunu getirir. Yarın Beşiktaş'tan ayrılmış, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmiş ama bir jübileyi görmemiş birçok isim Beşiktaş'a emek vermişti. Yani en azından Türkler şunu diyebilir. Ya biz de jübile yapsaydık, bize de yakışırdı. Biz de camiamıza şey yaptık. Yarın Necip 20 yıl hizmet etti Beşiktaş'a. Çocukluğundan beri Beşiktaş'ta. Yani Necip'e jübile yapacak mısınız yani? Yapmalısınız. Ya da bundan öncekilere niye yapılmadı? Yani 7-8 yıl, 3 yıl, 7 yıl, 8 yıl yapılmadı. İşin bir sürü patolojik yönü var. Ben olaya sadece Gökhan İnler'in gelişi gidişi değil mi? Jübile yapılacak. Tamam yapılacak da yani diğerleri ne olacak? Eskiden gelenlere ne olacak? Eski daha çok yıl hizmet edene ne olacak? En son Tayfur'un bir jübile maçını hatırlıyorum. Bir de şeyi hatırlıyorum. İşte Şifo Mehmet'in jübilesi vardı. Onun arada bir sürü hizmet eden oyuncular var yani. Değerli oyuncular var. Böyle 6 ay 1 yıl falan değil. Yani uzun süre hizmet eden Beşiktaş'a şampiyonluklarına katkı sağlayan oyuncular var. O yüzden yeni bir çığır açtı. Ya bundan öncekini saymayalım. Ondan önce düşünmedik. Ya bir formül atıyorsanız ortaya. İlginç geldi bana tabii ki. Yani hoca Quaresma'ya o teknik kadroda düşünebilir demişti. Quaresma'ya da aynı model uygulanabilir. Yani gelir 35 dakika oynar. Bir de forma satışı olarak bugün ben dahil Quaresma'ya karşı Türkiye'de sadece Beşiktaşlar değil yani Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu bütün paydaşlar Quaresma gibi yeteneklere maçı izlemeye gelen özel oyunculardandır. Yani biz Icardi'ye nasıl sen gittin izledin biz izliyoruz. Abubakar'a nasıl gelip insanlar izliyor Abubakar'ı izlemek için. Ve futbol sadece fanatikler ya da taraftarlarla ilgili değil ki futbol severler var. Yani bugün işte Tadic'in performansını, Şimanski'nin oyununu görmek isteyen birçok isim var. Ya da Fred'in oyununu görmek isteyen insanlar var. Yani bu iş böyledir. O zaman Quaresma bir 15 dakika, 20 dakika oynayacak şekilde gelse şurada hem antrenörlüğe hazırlık yapsa, hem jübilesi burada yapılsa, eminim Quaresma da gider belki Cristiano'yu, Ronaldo'yu getirir jübilesine. Fatih Doğan olarak söylüyorum. Sen Quaresma'ya jübile yap. Gökhan İnler'e sağladığın bu imkan bir vizyon projesi. İşte Quaresma'ya getir. Quaresma sana Barcelona'yı da getirir. Manchester'ı da getirir. Portekiz milli takımındaki bütün yıldız karmalarını da getirir. Cristiano Ronaldo da gelir Quaresma ile birlikte onu kırmaz. Arkadaşı Pepe'si vesaire gelir. Eğer böyle bir vizyon projeniz varsa başım üzerinde. Yani ben bu fikirleri söylüyorum. Daha önce Ayıcık vardı biliyorsun. Onlar da bizim çok katkımız oldu. İnsanlar şeylerden siliyorlar. Şenol Güneş'e o peluş oyuncağı verdiğimde özellikle gönüllerle beraber. Neyse çok oralara girmeyelim ama Quaresma'nın Beşiktaş'a gelmesi çok faydalıdır. Bugün elini kaldır desem kaç kişi Quaresma forması alır diye soruyorum arkadaş. Kaç kişi var şu anda yayında? Bir, iki kişi aldık. Şu anda yayında 450'ye yakın izleyici var. 450'yi izleyicimize soralım. Bugün Fenerlisi Galatasaraylısı cevap verebilir. Quaresma formasını alır mısınız mesela? Güzel bir forma bu sene. Quaresma gelse şurada alır mısınız Quaresma forması? Kaç tane hiç forma satar? Alırlar yani Beşiktaş taraftarı herkes alır. Ben yani, yazmış. Yani aynen hiç öyle. Kaldırsın evin. Herkes el sallasın herkes. Sallasın ki görelim. Ben alırım diyorum. Neden? Çünkü
Kuvarizma yani kalbimizin bir köşesindeki bir estetiktir yani. Yani Hacı hakeza öyledir, Alex öyledir. Yani bunlar özel oyuncular. Bu özel oyuncularla ilgili bir projeksiyonunuz varsa ben alkışlarım yönetimi. Eğer Gökhan İnler için böyle bir şey düşündüyseniz, ya Kuvarizma Gökhan İnler'den daha fazla katkı sağladı.